Afiyet olsun. Buyur dayı. Koç yumurtalarını getir. Emrolur dayı. Sonra? Ne sonra azizim? Demek polte. Hocazade, dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. Niçin yanlış anlayayım canım? Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Locke'u. Senin, benim, hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? Hayır hanımefendiciğim. İşte. İşte bunlar. Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikbaliyle ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat döviz demek hanımefendi. Velakin bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm mi? Soranım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? İnkılap, inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan, bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. Hadi canım sen be. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes 5 sene önce toprak reformu kanununa itiraz etmeseydi, senin ve benim gibiler bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi çit sürüyor olacaktık. Yalan mı?